Merhabalar sevgili seyirciler. Bir hafta sonunda daha sizinle beraberiz. Ümit'le Sağlık Dakikalar programında. Bu hafta sonunda yine merak edilen, popüler daha doğrusu hem sağlık alanı hem toplumda merak edilen popüler ve önemli konulardan bahsedeceğim. Özellikle kışın da yaklaşmasıyla beraber grip aşısı konusu tekrar gündeme geldi. Her yıl bu dönemlerde yaklaşık olarak grip aşısıyla ilgili çeşitli konular gündeme geliyor. Kimler grip aşısı olmalı, olmamalı mı? Grip aşısı bizi gerçekten korur mu? Ya da şöyle sorular olabiliyor. Ben geçen sene grip aşısı oldum ama hasta oldum. Yani bu sene olmak istemiyorum. Bir faydası bence yok diye konuşan ya da bu konuda söylem geliştiren arkadaşlar oluyor, daha doğrusu hastalarımız oluyor. Meslektaşlarımız arasında da bazen bu şekilde yorumlarda bulunanlar oluyor. Ondan dolayı biraz grip aşısından bahsetmek, grip aşısı nedir, kimlerin yaptırması gerekiyor, ondan bahsetmek istiyorum bu bölümde. Grip aşısı dediğimiz şey aslında bizi o dönemde, yani örnek olarak söyleyecek olsak 2019 kışında en çok görülmesi beklenen, en çok etkilemesi beklenen ve ciddi oranda etkilemesi beklenen viral etkenlere karşı koruyor. Yani şunu bir kere söylemek lazım. Grip aşısı aslında bir virüs aşısı. Kesinlikle bakteriyle alakası ya da mantarla alakası yok. Çünkü böyle yanlış çıkarımlar olan arkadaşlarımız da olabiliyor. Daha doğrusu hastalarımız da olabiliyor. Grip aşısı virüstür. Yani virüse karşı olan bir koruma. Çünkü grip dediğimiz şey aslında influenza dediğimiz şey, ki daha önceki bölümlerde bahsetmiştik, yine biraz daha genişleterek bahsedeceğiz daha sonra. Influenza dediğimiz durum aslında grip dediğimiz durum. Viral enfeksiyonları yapmış olduğu, viral etkenleri yapmış olduğu bir durum. Şimdi peki grip aşısının esprisi ne? Grip aşısı bu sene, yani 2019 için söylüyorum, en ciddi, özellikle altını çizerek söylüyorum, ve en ağır etki yapabileceği düşünülen viral etkenlere karşı hazırlanan bir aslında kokteyl gibi diyebiliriz. Yani birden fazla içinde viral enfeksiyona karşı aşı etkeni var. Şimdi peki bunun koruyuculuğu ne? Grip aşısı oldum, bu sene grip olmayacağım diyenler oluyor. Ya da grip aşısı oldum ama yine grip oldum, çok bir anlamı yok diyenler olabiliyor. Grip aşısı dediğim gibi sadece belli etkenlere karşı bizi koruyor. Grip, yani influenza dediğimiz vakit, bunun A'sı B'si biliyorsunuz, daha önceden de popüler olan bir domuz gribi olayı da vardı. Bundan bahsetmiyorum tabii burada. Influenza'nın çok fazla alt tipi var, yani sub tipi var. Dolayısıyla biz aslında aşı yaparak sadece çok ciddi enfeksiyona sebebiyet verebilecek, yani fatal ya da ölümcül olabilecek, özellikle bahsedeceğim popülasyonunda sıkıntı yaratabilecek suçlara, yani türlere karşı, influenza türlerine karşı korumayı sağlamış oluyoruz. Bunun dışında kalan bizim gripal enfeksiyon ya da daha doğrusu soğuk algınlığından başlayarak, yani common cold olarak geçiyor literatürde, ya da influenza olarak adlandırdığımız yine viral enfeksiyon, grip enfeksiyonlarına karşı bütün etkenleri kapsamıyor. Dolayısıyla grip aşısı olduğunuzda grip olmayacaksınız diye bir şey söylemek mümkün değil. Bununla ilgili zaten daha sonraki programda nasıl kışla ilgili bir hazırlık yapmak lazım. Hatırlarsanız daha önceki programlarda yaz hazırlık diye bazı konularla ilgili bilgiler vermeye çalışmıştım. Aynısını kış hazırlıkla ilgili de yapacağım başka bir programda. Dolayısıyla grip aşısı olduğunuzda tek başına grip olmayacağım, bu beni tamamen koruyacak diye bir şey yok. Ayrıca grip aşısının olması gerekenler kimler? Herkesin grip aşısı olması gerekiyor mu diye bir soru da burada karşımıza çıkıyor. Bu soru çok önemli. Herkesin grip aşısı olması diye bir zorunluluğumuz yok. Grip aşısını herkes yaptırabilir mi? Evet, yaptırabilir. Bir ciddi yan etkisi var mı beklediğimiz? Hayır. Ama özellikle yaptırmasını istediğimiz bazı gruplar var. Bunlar ne mesela? 65 yaş üstü kişiler. Yani niye 65 yaş üstü diyoruz? Biliyorsunuz yaşla beraber bağışıklık sistemi, yani immün sistem zayıflıyor. Özellikle 65 yaşından sonra immün sistemin zayıflaması daha da belirgin olduğu için bazı etkenlere karşı daha açık oluyorsunuz ve vücudun bu etkenlere karşı kendini savunması daha zor oluyor. Özellikle mevzu bahis olan konular bu ciddi virüslerse, bunlara karşı önceden önlem almak faydalı.
Yani kar zarar dengesine baktığımızda kar daha fazla. Dolayısıyla 65 yaş üstünde özellikle de hastalarda diyabet varsa, hipertansiyon varsa, KOAH varsa ya da kalp yetmezliği varsa, bunun gibi kronik hastalıklar varsa ki burada zaten 65 yaş üstü olmak gibi koşul aramıyoruz. Bu hastaların grip aşısı olmasını özellikle öneriyoruz. Mesela hasta 55-56 yaşında işte bypass olmuş koroner arter hastası, yani KAH diye kısaltarak söylüyoruz bunu biz. Bu kişilerin de olması gerekir mi? Evet. Yani kronik rahatsızlığı olan, uzun dönemde ilaç kullanan ya da kullanmak zorunda olan diyelim, diyabet hastası olabilir, böyle tip 1 diyabetli olabilir, yıllardır insülin kullanıyordur ve kullanmak zorunda ömrünün sonuna kadar. Ya da hipertansiyon hastaları ya da özellikle dediğim gibi koroner arter hastaları, aynı zamanda KOAH. Yani KOAH deyince ne anlıyoruz? Toplumda çok sık bu hastalığı görmeye başladık. Özellikle bu sigaraya bağlı maalesef gelişen bir rahatsızlık. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz durum. Yani astım hastaları. Bunların hepsinin özellikle gelişebilecek bazı enfeksiyonlarda, özellikle ciddi enfeksiyonlarda kendini, vücudun kendini korumasıyla ilgili çeşitli sıkıntılar olduğunu biliyoruz bağışıklıklarla ilgili. Burada mesela diyabet hastalarını, yani şeker hastalarını ele alalım. Şeker hastası olan varsa izleyicilerimizden ya da şeker hastalığı olan yakını varsa yine izleyicilerimizden, şunu bilirler ki şeker hastası olan kişilerin yaraları geç iyileşir. Örneğin elinde herhangi bir çizik oluştu, kolunda, bacağında. Bunun iyileşmesi normale göre daha uzun sürer ve iz bırakma potansiyeli daha fazla. Bu neyi gösterir aslında? Vücudun kendini tamir, yani onarım mekanizmasının zayıfladığını gösterir. Bu dıştan bu şekilde görüldüğünde, yani örnek olarak söylüyorum, aynı şey işte de geçerli. Yani aynı şey vücudun içindeki olaylarda da geçerli. Kişiler enfeksiyon kaptığında, özellikle diyabetik hastalar, normal diyabetik, yani normal dediğimden kastım, normalden kastım diyabetik olmayan kişilere göre daha geç iyileşirler ve daha zor iyileşirler. Ve komplikasyon, yani komplikasyondan kastım ciddi bir yan etkisinin olması, daha doğrusu ciddi bir sonucun olabilmesi ihtimali, sonucun gelişebilme ihtimali normal kişilere göre çok daha fazla. Dolayısıyla biz grip aşısı etkenlerinden örnek olarak A virüsünü diyelim. A virüsüne karşı grip aşısı bizi koruyor. Şimdi bu kişi normal bir kişi ise çok ciddi belki bunu atlatmayabilir, yani çok ciddi sıkıntı olmayabilir. Ama özellikle diyabetli, kronik obstrüktif akciğer hastalıklı, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı olan hastalarda bağışıklık sistemi zayıfladığı için bu virüse karşı hem enfeksiyonu geçirme konusunda yatkınlık artmıştır. Çünkü savunma konusunda sıkıntı vardır. Artı enfeksiyon geliştiğinde de enfeksiyona karşı vücudun mücadele etmesinde sıkıntı vardır. Bunu çok farklı mekanizmalar üzerine işliyor. Bizim interleukin dediğimiz farklı medyatörler var hücrelerden salgılanan. Yine hücreleri koruyan çeşitli faktörler, enfeksiyona karşı savaşan nötrofil dediğimiz, lenfosit dediğimiz hücreler var. Bunların fonksiyonlarıyla ilgili çeşitli bozukluklar oluyor bu hastalarda. Yani tabii burada hepsini tek tek anlatırsak çok şey olur, vaktimizi almış oluruz ama kabaca şöyle söyleyebilirim. Özellikle hasta, eğer yani burada bahsettiğim kişi kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlığı varsa, bu kişilerin hemen hemen her enfeksiyonu, burada tabii grip aşısından bahsettiğimiz için viral enfeksiyondan bahsediyoruz ama bunun dışında da hemen hemen her enfeksiyona karşı yatkınlığı artmıştır. Örneğin diyabetik ayak adını verdiğimiz bir rahatsızlık vardır. Diyabetik ayak yine vücutta ciddi gelişen bir enfeksiyon neticesinde bunun ilerlemesi ve daha sonra kangrene kadar giden bir süreç. Eğer tedavi edilip uygun bir şekilde ele alınmazsa hasta. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. En ufak enfeksiyonlara karşı, çünkü bütün gün hepimiz belki yüzlerce, belki binlerce çeşit virüs ya da bakteriyle karşılaşıyoruz. Vücudumuz karşılaşıyor. Fakat bağışıklık sistemi güçlüyse kişinin, bunlara karşı bariyerini ortaya koyuyor ve herhangi bir enfeksiyon oluşmuyor. Yani enfeksiyon kapmıyorsunuz, enfekte olmuyorsunuz. Enfekte olsanız bile bunu atlatmanız daha kolay. Fakat bahsi geçen bu kişilerde, yani 65 yaş üzeri kişiler ve veya dediğim gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu durum maalesef böyle değil. Keşke tabii ki daha immün sistem, yani bağış sistemi daha iyi çalışıyor olsaydı ama maalesef hem zamanla beraber
Hem de bu kronik hastalığın getirmiş olduğu etkilerden dolayı ki bu zamanla gittikçe daha da artıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Daha doğrusu bağışıklık sistemi zayıflıyor diyelim. Bu her gün karşılaştığımız en basit enfeksiyonlar bile vücut buna karşı dirençsiz olduğu için, bariyeri düşük olduğu için, daha doğrusu engel gösteremediği için enfekte oluyor. Ve enfeksiyonu da bizlere göre, yani normal herhangi bir rahatsızlığı olmayan normal popülasyona göre çok daha ağır geçiriyor. Ve ölüme kadar giden maalesef tablolar oluşuyor. Özellikle biz influenza'da, yani gripte korktuğumuz bu tablolardan bir tanesi influenza'nın pnömoniye, yani zatürreye dönmesidir. Ki bu olayı bir üst kademeye çıkarmış olur. Enfeksiyonu ve mücadele konusunda gerekirse hastaneye yatış gereken bir indikasyon karşımıza çıkar. Bu dediğim gibi normal bir kişide de olabilir. Ama özellikle bahsettiğim popülasyonda, yani kronik hastalığı olan kişilerde bunun olma olasılığı çok daha fazla. Dolayısıyla işin özü, biz şunu öneriyoruz. Normal kişiler grip aşısı yaptırabilir mi? Evet, özellikle çok fazla kişiye temas eden, örneğin sağlık çalışanları gruba girebilir. Ya da bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntısı olanlar bunu yapabilir. Ama özellikle bizim önerdiğimiz popülasyon, yapmasını önerdiğimiz, indikasyon olarak koyduğumuz özellikle yaşlılar, yani yaşlıdan kastımız 65 yaş ve üstü kitap bilgimize göre. Tabi burada kastım 65 yaş üstündeki kişiler yaşlı değil. Bu sadece bilimsel anlamda diye söylüyorum. Ama bir grubumuz bu. Bir grubumuzda özellikle kronik hasta olanlar, özellikle de 65 yaş üstü artı kronik rahatsızlığımız varsa iş biraz daha sıkıntıya biliyor maalesef. Pardon. Dolayısıyla bu hastaların biz hem hekimler olarak, yani acilde çalışan ya da poliklinikte çalışan hekimler, bu tip hastalarla karşılaştığımızda mutlaka yıllık aşılarını yaptırmalarını söylüyoruz. Bunun yanı sıra çok popüler, daha doğrusu şu aralar çok bize sorulan sorulardan bir tanesi olduğu için söylüyorum. Zatürre aşısı, yani pnömoni aşısını da biz bu hastalara öneriyoruz. Yani diyabeti olan, kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi zayıflamış olan, özellikle de uzun yıllardır bu rahatsızlıklarla mücadele eden kişilerde, biz bağışıklık zayıfladığı için, dediğim gibi burada anahtar kelime bağışıklık. Fark ettiyseniz konuşmamız sırasında çok defa bağışıklıktan bahsettim. Bağışıklık kelimesini kullandım. Bu kişilere biz zatürre aşısını öneriyoruz. Peki, dediğim gibi tabii konumuz zatürre aşısı değil ama pnömoni aşısından özellikle bahsedecek olursak, pnömoni aşısını kimler yaptırmalı? Pnömoni aşısını, dediğim gibi, normal popülasyonda özellikle sık enfeksiyon geçiren kış döneminde kişiler yaptırabilir. Sağlık çalışanlarının yaptırmasını yine öneriyoruz. Çok sık özellikle hasta kişilerle temas ettiği için ister istemez bu enfeksiyon etkenlerine maruz kalıyoruz. Ama özellikle bir grubumuz var ki bunların kesin yaptırması gerekiyor diye indikasyonumuz var. Ki grip aşısını, bahsettiğim indikasyonu olan kişiler, hekimler yazdığı takdirde rahatlıkla temin edebiliyorlar eczanelerden. Yani devlet de bu konuda yardımcı oluyor. Dediğim gibi özellikle kalp hastalığı varsa, tansiyonu varsa, şekeri varsa, KOAH'ı varsa, bunun gibi ya da bunlardan bir tanesi değil, birden fazlası da olabilir. Biliyorsunuz bunlar çok girift, yani çok iç içe ve biraz karmaşık konular. Hipertansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği, bunlar aynı zamanda KOAH, bunların hepsi ya da bunlarla beraber kalp yetmezliği, kardiyak rahatsızlığı, bunlar hep maalesef kol kola giden konular. Birisi olduğunda diğeri de maalesef gelişebiliyor. Bu kişilere mutlaka öneriyoruz. Bu kişilere mutlaka aşı yaptırması gerektiği, aşının bu kişilerde endika olduğunu mutlaka söylüyoruz. Yaptırmak istemeyen kişiler olabilir, buna bir itirazımız yok ama bizim özellikle önerdiğimiz kişiler, dediğim gibi 65 yaş üstü olan ve veya bu tip kronik rahatsızlığı olan kişilere mutlaka grip aşısı yaptırmasını öneriyoruz. Dediğim gibi bu bir diğer önemli konu da başta söylemiştim ama tekrarlamakta fayda var programın sonuna doğru. Bu aşıyı yaptırmak influenza, yani gripten bizi korumuyor tamamıyla. Yani grip aşısı olunca tüm kış boyunca, tüm kış dönemi boyunca grip olmayacağız diye bir şey söyleyemeyiz. Öyle bir şeyin garantisini veremeyiz. Çünkü bu belli özellikle etkenlere karşı koruma sağlıyor. Bunun dışında kalan etkenler, ki daha hafif nispeten enfeksiyon yapan etkenler bunlar,
aşıya girmeyen etkenler için söylüyorum. Bunlarla enfekte olup grip enfeksiyonu, yani gribal enfeksiyon kışın geçirebiliriz. Bununla ilgili dediğim gibi bir şey yok. Yani ben grip aşısı oldum, grip geçirmeyeceğim diye bir şey ya da grip geçirecek miyim diye bir soru sorduğunda kişi böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Grip geçirmeyeceksiniz diye bir garanti veremeyiz. Geçirmeyebilir gerçekten kişi. Bağışıklığı iyidir. Bu enfeksiyon etkenleriyle çok fazla karşılaşmaz. Ama dediğim gibi grip aşısı özellikle çok ciddi sonuçları olan, hatta ölüme kadar gidebilen bazı ciddi enfeksiyon etkenlerine karşı bizi bağışıklığımızı sağlayan, enfeksiyona karşı koruyan, özellikle de kronik rahatsızlığı olanlarda önerdiğimiz bir aşı çeşidi. Genellikle de bu dönemlerde yapılmasını, kışa girmeden önceki dönemlerde yapılmasını öneriyoruz. Yani Ekim sonu, Kasım başı ya da en geç Kasım'ın sonuna kadar yapılması öneriyoruz ama aslında kış dönemi boyunca tümünde yapılabilecek bir aşı. Fakat daha etkili olması için tabii ki kışın başında bu aşıyı ilk çıktığı dönemde Ekim sonu ya da Kasım başı gibi yaptırmakta fayda var, fayda olduğunu söylemekte söylememiz lazım. Grip aşısına bakacak olursak durumumuz bu. Bununla ilgili, influenza ile ilgili daha da genişletilmiş bir program kışın yapacağım. Daha önce anlattığımız şeylere bazı ekler yapacağız. Biraz daha konuyu genişleteceğiz umuyorum ki. Bu hafta sonunda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki haftada beraber olmak dileğiyle hepinize iyi hafta sonları dilerim sevgili seyircilerim. İyi günler.